Seyyanen zamda net rakam belli oldu, emeklinin beklediği haber nihayet geldi. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme yaşandı. Emeklilerin dört gözle beklediği haber geldi. Seyyanen zamda net rakam belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber nihayet geldi. Emekliler dört gözle seyyanen zamda yeni bir gelişme bekliyordu. Türkiye Emekliler Derneği TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılacak seyyanen zam konusunda net rakamları açıkladı. 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olarak açıklanmasının ardından, gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Bu enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek. Başkan Kazım Ergün, emeklilerin daha önce almadığı 8.077 liralık seyyanen zam ve %5, 7'lik büyüme oranının dikkate alınarak, en az 15.000 liralık bir zam beklentisi içinde olduklarını açıkladı. Ergün, seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor, çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da artırıyor. Ülke büyüyor, ancak emekli maaş artışları tüfeğe endeksli olduğu için bundan pay alamıyor emeklilerin büyümeden de pay alabilmesi için seyyanen zamma ihtiyaç var, dedi. Ayrıca Ergün, daha önce memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zamın emekliler için kesilmediğini, kesilmiş olsaydı memur emeklilerine de yansıyacağını belirtti. Bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, söz konusu zam memur emeklilerine yansıyacağından, işçi ve memur emeklilerine de bu farkın verilmesi bir hak doğuruyor hem %5, 7'lik büyüme oranı hem de daha önce emeklilere verilmeyen 8077 liralık seyyanen zamlı düşündüğümüzde, hak edilmiş seyyanen zam 12.000 lira civarındadır. Satın alma gücündeki kaybı da dikkate aldığımızda, geçen yılın 8077 lirası, bu yıl aynı değeri taşımayacaktır, diye ekledi. Bayram ikramiyelerini de değerlendiren Ergün, bayram ikramiyesi artışının sistematik bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki hükümet bu artış sistemini getirmedi. 1000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsaydı, rakamın 5000 lirayı geçtiğini görürdük. Emekli 1000 lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu. Bugün ise aynı kurbanı 3000 liraya almak mümkün değil şeklinde konuştu.